Yaban kitap özeti. Kitaptaki karakterler. Ahmet Celal, savaşta gazi düşmüş ve savaştan sonra İstanbul'a gelmiştir. Saliha, köylüleri yaban lakaplı Ahmet Celal'e kışkırtan kişidir. Mehmet Ali, Ahmet Celal'in emir eri olarak görev alır. İsmail, Emine'nin eşidir. Emine, Ahmet Celal'in aşık olduğu kızdır. Yaban, Türk edebiyatında aydın halk arasındaki uçurumu açık ve kaygılardan uzak bir şekilde ele alan nadir romanlardan biridir. Kitabın ilk baskısı 1932 yılında yapılmıştır. Yaban, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun zincir romanları içinde bir yerde düşünülebilir. Ama farklılığı bu zincir romanlar içinde ilk defa Anadolu'dan bir bakışın romana hakim olmasıdır. Roman, 1. Dünya Savaşı yıllarından başlayarak Sakarya Meydan Muharebesi'ne kadar olan zamanı kapsar. İç Anadolu bölgesinde Porsuk Çayı civarında bulunan bir köyde yaşanır. Ahmet Celal bir İstanbul çocuğudur ama Anadolu'nun bambaşka bir gerçeğini anlatır. Alabildiğince fakirlik ve bunun verdiği daha büyük bir ruhsuzluk. Anadolu adeta barbarlar tarafından hırpalanmış körpe bir genç kız gibidir. Gözü, kolu, bacağı veya herhangi uzuvlarından biri eksik insanların, hastaların, yaşlıların yaşadığı bir mezarlığı andıran bir yerdir. Kitabın konusu. Bir paşaoğlu olan Ahmet Celal, yedek subay olarak katıldığı 1. Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybeder. Ahmet Celal, bir kolunu kaybetmesinden ötürü büyük bir üzüntü duymaktadır ve bazı öğrenilmiş çaresizlikler içindedir. İstanbul'u İngiliz kuvvetlerinin işgal etmesi üzerine Emir Eri Mehmet Ali'nin çağrısı ile Anadolu'nun Porsuk Çayı kıyılarındaki bir köye yerleşir. Köye ilk geldiği andan itibaren köylüler ile dost olmaya, iyi geçinmeye çalışan Ahmet Celal aynı davranışları köylülerden göremez. Her ne kadar köylüler tarafından benimsenmek istese de köy halkı Ahmet Celal'i aralarına kabul etmez ve dışlar. Köy halkı Ahmet Celal'i yabancı biri olarak görmekten vazgeçmez. Ahmet Celal, köy halkı ile dost olma çabaları sırasında köylülerin hiç hayal ettiği gibi olmadığını anlar. Köyde kendini yakın hissettiği tek kişi olan Emir Eri Mehmet Ali'nin tekrar askere çağrılması da Ahmet Celal için yalnızlık döneminin başlangıcı olur. Köylülerden uzaklaşabilmek için yaptığı gezintiler sırasında Emine adındaki genç kızı görür ve aşık olur. İlk zamanlar aşkını itiraf etmek için gerekli cesareti kendinde göremese de gün geçtikçe büyüyen aşkı Ahmet Celal'e yardım eder. Tanıdıklardan Emine'ye haber yollar. Ancak Emine bir yabancı ile evlenmeyi elin yabanına ben varmam diyerek reddeder. Emine'nin onu reddetmesi üzerine iyice kabuğuna çekilen Ahmet Celal, Emine'nin Mehmet Ali'nin kardeşi İsmail ile evlenmesi yüzünden çılgına döner. Emine'nin kendi yerine İsmail'i tercih etmesini gururuna yediremez ve İsmail'e karşı kin gütmeye başlar. Ahmet Celal çektiği aşk acısı bir yana ülkenin içinde bulunduğu vahim durumu da takip etmeyi ihmal etmez. Mustafa Kemal'in başlattığı kurtuluş mücadelesini büyük bir heyecan ile takip eder. Ahmet Cemal'e göre vatanın kurtuluşu Mustafa Kemal ve Türk ordusunun elindedir. Ülkeyi işgal eden Yunan ordusunun büyük bir taarruz için hazırlandığı haberini alır. İşgal kuvvetlerinin köy halkı için büyük bir tehlike oluşturacağını bilen Ahmet Celal, köy halkını uyarmaya çalışır. Ancak bu düşüncesini bir sonuca ulaştıramaz. Çünkü köy halkı ülkenin bulunduğu durum karşısında umursamaz davranır. Köylüler için düşman işgalinin bir önemi yoktur. Ayrıca işgal kuvvetlerinin uçaklar ile dağıttığı kağıtlarda yazan kraliçe ve ordusunun Mustafa Kemal ve çetelerinin eziyetlerinden onları kurtaracağı haberlerine inanırlar.
Ahmet Celal köy halkını ne kadar uyarmak ve eğitmek istese de bunu başaramaz. Ahmet Celal köy halkının cesaretini ve vatanın düştüğü zor duruma olan duyarsızlığının asıl sebebinin Türk aydını olduğunu düşünür. Ahmet Celal'in korkuyla beklediği gün gelip çatar. Düşman askerleri köye ulaşır. Köyü işgal ederler. Köylülerin ellerinde ne var ne yok el koyarlar. Karşılığında ise hiçbir değeri olmayan kağıt parçaları bırakırlar. Ahmet Celal'in subay olduğunu öğrenen Yunan komutanı Ahmet Celal'i gözaltına alır. Düşman askerleri Ahmet Celal'in evini ararlar. Yatağını delik deşik ederler. Ahmet Cemal başındaki nöbetçi düşman askerlerinden fırsat buldukça günlüğünü yazmaya devam eder. Düşman askerlerinin köyü terk etmesinden sonra köy halkı hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatlarına devam eder. Köylülerin bu durumu Ahmet Celal'i çok sinirlendirir. Artık Ahmet Celal'in köylülerden hiçbir beklentisi kalmamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e başkumandanlık rütbesi verir. Bu sırada Ahmet Celal köyden geçmekte olan Topçu Birliği ile sohbet eder ve büyük taarruzun yakında başlayacağı haberini alır. Topçu Birliği'nin gidişinden sonra köyden üstleri başları mahvolmuş askerler geçer. Bu askerler içinde Emine'nin babası Şerif Çavuş da vardır. Ahmet Celal Şerif Çavuş ile sohbet ederken Emine'nin hal ve hareketlerinden kocası İsmail ile mutlu olmadığını anlar. İçindeki sıkıntıları biraz olsun azalan Ahmet Celal Emine'yi hala unutamamıştır. Ahmet Celal'in ilgisi de Emine'nin hoşuna gitmektedir. Şerif Çavuş annesini ziyaret etmeye gider ve bir daha da dönmez. Düşman ordusu işgal ettikleri köyü ansızın terk ederler. Düşman askerlerinin etkisi köylülerce çabuk unutulur. Ahmet Celal düşman ordusuna yol gösteren Salih Ağa ile tartışır. Düşman askerleri tarafından silahı alınan Ahmet Celal'in köylüler üzerindeki etkisi azalır. Ahmet Celal köylülerden iyice uzaklaşır ve kendini doğaya bırakır. Geçen zaman içinde Ahmet Celal ve Emine arasında bir yakınlaşma başlar. Emine'nin hal ve hareketlerinden cesaret bulan Ahmet Celal Emine'ye aşkını itiraf eder. Ahmet Celal'in çoban Hasan ile çıktığı dağ gezintilerinden geldikleri bir akşam düşman askerlerinin geri geldiğini görürler. Düşman askerleri önceki seferden farklı durumdadır. Üstleri toz içinde, sakalları uzamış, perişan bir haldedirler. Düşman askerlerinin bu halinden Türk ordusunu düşmana bozguna uğrattığını anlayan Ahmet Celal içten içe sevinir. Ancak düşman askerleri önceki gelişlerinden daha sert ve daha öfkeli hareket ederler. Düşman askerleri Çoban Hasan'ın ölümüne sebep olurlar. Sürüsünü talan ettikleri Çoban Hasan'ı öldüresiye döverler. Düşman askerleri köyde bulunan evleri yakmaya ve köylü halka şiddet uygulamaya başlarlar. Köylülerin hepsini bir yere toplayan düşman askerleri köylüleri yakmakla tehdit ederler. Kalabalığın içindeki kızları alarak kalabalıktan ayırırlar. Emine'ye tecavüz etmelerinden korkan Ahmet Celal sürünerek kalabalığa yaklaşır ve Emine'yi kaçırır. Ancak kaçarken Emine sol kalçasından Ahmet Celal de böğründen vurulur. Emine kan içinde Ahmet Celal'e sarılır. Ahmet Celal için bu anlar zevk ve mutluluk anlarıdır. Ahmet Celal köyde geçirdiği kötü anları, nefretini, tiksintilerini bir anda unutur. Ahmet Celal ve Emine sabaha kadar bekleyip sabah yola çıkma kararı alarak geceyi oldukları yerde geçirirler. Ancak sabah uyandıklarında Emine sol bacağını hareket ettiremez. Ahmet Celal günlüğünü Emine'ye emanet ederek yalnız başına uzaklara doğru yola koyulur. Yaban kitabından bazı alıntılar. Mustafa Kemal isminde bir büyük adam, bir büyük kumandan İstanbul'dan çıktı, Anadolu'ya geçti. Erzurum'da, Sivas'ta milleti başına topladı. Hükümet, devlet görevini yapmıyor. Biz kendi kendimizi koruyacağız dedi. Şimdi onun adamları taraf taraf Yunanlılarla, Fransızlarla dövüşüyor. Hepsi
öyle kahraman kişiler ki. Aşk vardır ki tutkununu insan üstünlüğüne kadar yükseltir. Aşk vardır ki esirini şuursuzluğun ve hayvanlığın son basamağına kadar indirir. Anadolu halkının bir ruhu vardı. Nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, besleyemedin. Üstünde yaşayacağı bir toprak vardı, işletemedin. Onu hayvani duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve kıtlığın elinde bıraktın. O katı toprakla kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. Şimdi elinde orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki ne biçeceksin? Yazıklar olsun seni sevmesini bilmeyenlere. Ey gamlı ülke, seni sevip, seni sessiz dramın içinde gömülüp, gitmekten korku çekenlere. Taşın, toprağın ne bitmez bir sabır ve mukavemet hazinesidir. İnsan senin göğsünde ya destani bir kahramanlığa erer ya da en ilahi mizaçlı velilerin feragat ve mahviyet derecesine varır. Bütün bir ömrün boş yere akıp gittiğini öğrenmek, bütün bir gençliğin boş emeller ve boş hayaller, sakat işler peşinde heder olduğunu görmek, gider ayak birdenbire gerçekleşen en iğrenci, en korkuncu ile karşı karşıya gelmek. İşte kabir azabından önce Ahmet Celal bu ateşlerden geçti. Bu zebanilere yenik düşüp kalktı. Eğer bilmiyorlarsa kabahat kimin? Kabahat benimdir. Kabahat ona aslı, bunun için acıyınız. Ey bu satırları heyecanla okuyacak arkadaş, senindir. Sen ve ben onları yüzyıllardan beri bu yalçın tabiatın göbeğinde, herkesten ve her şeyden, her türlü yaşamak zevkinden yoksun, bir avuç kazazede halinde bırakmışız. Açlık, hastalık, kimsesizlik bunların etrafını çevirmiş ve cehalet denilen zifiri karanlık içinde ruhları her yanından örülü bir zindanda gibi mahpus kalmıştır.